Herkese merhaba. 1986 yılında 26 Nisan günü Sovyetlere bağlı bugünkü Ukrayna'da şu anons yapıldı. Внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка. И временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области. Neler olduğunu anlamak için patlama anına gidelim. Yani 26 Nisan gece saat 1.30'da Çernobil'deki nükleer elektrik santraline. Santralin 4. reaktör kontrol odasında bir panik var. Nükleer elektrik santralinde 4. reaktörde bir güvenlik testi yapılıyordu. Ve reaktörün gücü 200 MW'a kadar düşürülmüştü. Oysa gücün 700 MW'dan az olmaması gerekiyordu. Çernobil'de kullanılan reaktör tipi olan kaynar su reaktörleri düşük güçte çalıştırıldıkları zaman kararsız hale geliyordu. Ve kontrol edilmeleri zorlaşıyordu. Reaktörün gücü birden normalin 120 katına fırladı. Ve sıcaklığı 4500 dereceye kadar çıktı. Bu sıcaklık neredeyse güneşin yüzeyindeki sıcaklığa denktir. Ardından kontrol odasına panik içine bir mühendis girdi. Ve reaktörün her biri yaklaşık 400 kilogram olan kontrol çubuklarını yerinden fırlattığını söyledi. Bunun üzerine sorumlu mühendis reaktörü tamamen kapatmak için acil durdurma tuşuna bastı. Ancak durdurma işlemi reaktördeki sıcaklık ve basıncın daha da artmasına yol açtı. Reaktörün tepesini kapatan 1000 ton ağırlığındaki kapak büyük bir patlamayla yerinden fırladı. Kapağın açılması üzerine içeriye oksijen girdi. Hidrojenle reaksiyona giren oksijen ikinci ve çok daha büyük bir patlamaya sebep oldu. Bu patlama bir atom bombasının toplamda yaydığı radyoaktif maddeyi sadece birkaç saatte yayıyordu. Çünkü bir atom bombasının içinde yaklaşık 60 kilogram uranyum varken Çernobil nükleer santralinde 30 ton uranyum vardı. Bu sebeple çevreye asıl zarar veren patlama değil, patlama sırasında açığa çıkan radyoaktif maddelerdi. Bu radyasyon rüzgarla beraber Türkiye'de dahil olmak üzere tüm Avrupa'ya yayılarak içme suyu ve tarım mahsullerine karıştı. Ve çok sayıda insanın vücuduna girerek kansere yol açtı. Yangını söndürmek için olay yerine itfaiyeciler geldi. Bu sırada büyük bir radyasyon sızıntısı vardı. Ve itfaiyeciler çekirdeğe çok yakın oldukları için hepsi bir hafta içinde radyasyon sebebiyle öldüler. Çünkü soludukları radyasyon 1 milyon röntgen değerindeydi. Yani eğer siz hastanede 1 milyon röntgen çekerseniz yüksek derecede radyasyona maruz kaldığınız için bir hafta içinde ölürsünüz. Bu esnada hiçbir şeyden haberi olmayan bazıları yangını seyretmek için olay yerine çok yakın bir köprüye çıktılar. Ve tabii ki radyasyon soludukları için hepsi bir yıl içinde kanserden öldüler. Peki radyasyon nedir ve neden bu kadar tehlikeli? Radyasyon, radyoaktif maddelerin çekirdeklerinden yüksek enerji ışınların yayılmasıdır. Bunlardan en zararlı olan gama ışınıdır. Gama ışınını durdurabilmek için kalın beton duvarlar ve kurşun plakalar gerekir. Gama ışını insan vücudunu kolaylıkla delip geçer ve DNA'nın yapısını bozar. DNA'nın bozulması ise kansere yol açar. Şimdi gelelim Çernobil hakkında 20 ilginç bilgiye. 7. seviye. Çernobil faciası 7. seviyeden bir felaketti. Patlamada yayılan radyasyon oranı Hiroşima ve Nagasaki'ye yapılan atom bombası saldırısının 100 kat daha fazlasıydı. Büyük sır. Felaket ilk başlarda Ukrayna otoriteleri tarafından saklandı. Reaktörün patladığını patlamadan 2 gün sonra itiraf ettiler. O zamanlar Ukrayna'nın bir parçası olduğu Sovyet Birliği'nin bile kazadan haberi yoktu. Ortaya çıkan sır. Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen korkunç kazanın ortaya çıkmasında Sovyetler Birliği'nin bir rolü yoktu. İsveç'teki bölgeden 1100 km uzaklıktaki Forsmark nükleer santralindeki radyasyon dedektörünün patlamasıyla ortaya çıktı. Alarm sayesinde oluşan tedirginlik nedeniyle radyasyon seviyeleri kontrol edildi. Forsmark'ta bir sorun yoktu. Kopan kıyamet. Reaktör patladıktan sonra yüzlerce itfaiyeci yangını durdurmaya çalıştı. Saat başı 300 bin ton su kullanıldı. Birinci ve ikinci reaktöre su sızma korkusuyla itfaiyeciler çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Su yangını durdurmayınca helikopterlerin yardımıyla 5000 ton kil, bor, kum ve kurşun döküldü. Lunokot bile yardımcı olamadı. Lunokotların ne olduğunu merak ediyorsanız Sovyetler Birliği tarafından reaktör patlamasındaki birikintileri temizlemeye yardımcı olmak için yerleştirilmiş insansız ay arama robotları oluyorlar. Robotlar yardımcı olamadı ve insanlar hayatlarını riske atmak zorunda kaldı. Neyin suçu?
Korkunç kazayla ilgili iki tane çelişkili teori var. Birisi suçun elektrik santrali operatörlerine, diğer suçlama ise yüksek güçlü kanal tipi reaktörün tasarımına yapılıyor. Olay hala gizemini koruyor. Kurbanlar kim? Gerçek kurbanlar ironik bir şekilde sınırlanmış bölge içindeki insanlardı. Trajedi ilk olarak yangını reaktörün patlamasından kontrol etmeye çalışan itfaiyecilerin başına geldi. Ne ile karşı karşıya olduklarını bilmeyen cesur itfaiyecilerin ölüm haberi birkaç gün içinde bildirildi. Talihsizlik. Sovyetler Birliği'nin her yerinden yaklaşık 600 bin ile 800 bin işçi ve itfaiyeci kurtarmaya geldi. 2 yıl boyunca yangını söndürmek için radyoaktif ekipmanlarını evleri ve depoları gömmek için çalıştılar. Ayrıca mezarların etrafındaki radyoaktif materyalleriyle sardılar. Bu insanların çoğu ya öldü, ya engelli kaldı ya da intihar etti. Onur. Çernobil itfaiye istasyonunun önünde cesur itfaiyecilerin fedakarlığını onurlandırmak adına bir anıt dikildi. Facia. Bu korkunç olay kimsenin hayal edemeyeceği kadar geniş kapsamlı oldu. Sadece komşu ülkesi Belarus'u etkilemekle kalmayıp aynı zamanda Korsika adasına da yayıldı. Reaktör patlamasından kaynaklanan radyoaktif bulut birçok Avrupa ülkesinde de büyük hasara neden oldu. Avrupa'da radyasyon seviyesinin Ukrayna'daki sınırlanmış bölgesinden daha fazla olduğu yerler var. Kola. Çernobil felaket bölgesi temizlendikten sonra yetkililer temizlik operasyonunun bittiğini işaretlemek için bacaya kırmızı bayrak asılmasını emretti. Yüksek radyasyon seviyeleri nedeniyle operasyon inanılmaz derecede riskliydi. 3 adam işi yapmak için en üste tırmanmaya zorlandı ve günün sonunda bir kola ile ödüllendirildiler. Dev bitkiler. Felaketi takip eden yılda genetik ve botanik uzmanları bölgedeki bitkilerin dev hastalığı mağdurları haline geldiklerini belirtti. Canavar bitkiler doğal seleksiyonla giderildi. Radyasyona maruz kalma nedeniyle ölü bulunan balıklar bile anormal derecede büyük ve değişkendi. İkinci sır. Reaktörün 1986'da patlamasından sonra 11 Ekim 1991'de Çernobil'de türbin salonu reaktör 2'de bir patlama daha olduğunu sadece birkaç kişi biliyordu. Tavan patladı ama neyse ki radyoaktif bir sızıntı olmadı. Adapte. Şaşırtıcı bir şekilde Çernobil bölgesinde tek bir jenerasyona adapte olmuş ve ışına maruz kalmış bitkiler yetişti. Bilim adamları soya fasulyesini ışınlanmış bölgede yetiştirip bu bitkilerin insan kanını radyasyondan korumaya yardımcı olanları da içeren bazı koruyucu proteinler ürettiklerini belirtti. 20.000 yıl. Çernobil Elektrik Santrali Müdürü bölgenin 20.000 yıl boyunca yaşamaya uygun olmadığını belirtti. Ancak sınırlanmış bölgeye bir seyahat için 1500 TL'ye rezervasyon yapabilirsiniz. Oldukça garip bir durum. Kenevir. Fitoremediasyon olarak bilinen bir işlemle topraktaki toksinleri uzaklaştırmak için Çernobil'e kenevir ekilmiştir. Aynı zamanda etkilenen bölgede radyasyonla beslenen bir mantar türü üremiştir. Geri dönüş. Tesisi çevreleyen alanlar tamamen boşaltılsa da bazı sakinler bölgeye yeniden yerleşmeye karar verdi. Geri dönen 1200 kişi arasında en çok kadınlar vardı. Sınırlanmış bölge içinde sadece yeniden yerleşimcilere kalıcı olarak izin verilirken diğer kişiler maksimum 14 gün boyunca içeride kalabiliyor. Tahrip. Çoğu insan 1986'daki patlamadan hemen sonra reaktörlerin tahrip olması nedeniyle kapatıldığını düşünüyor. Ama durum hiç de öyle değil. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'na göre kalan 3 reaktör yeniden başlatıldı ve 1999'a devre dışı kaldı. Kürtaj. Olay sırasında sadece 31 ölüm bildirilmiş olmasına rağmen ölümlerin çoğu radyasyondan sonra gerçekleşti. Radyasyona maruz kalma sonucu 6000'den fazla tiroid kanseri vakası rapor edildi. Belirsiz radyasyon zehirlenmesi korkusu nedeniyle pek çok doktor hamile kadınlara engelli bir çocuk sahibi olmaktan kaçınmaları için kürtaj yapmalarını tavsiye etti. Karadeniz. Patlamadan sonra sızan radyasyon rüzgarla birlikte Türkiye'ye de ulaştı. Karadeniz bölgesinde yetiştirilen çayların çoğu radyasyonlu olduğu halde o zamanki hükümet bunu önemsemedi ve Türkiye'de kanser oranı daha önce olmadığı kadar arttı.